Evren bir patlama ile değil bir sıçrama ile mi başladı? Bu fikir kozmolojideki en ilginç alternatiflerden biri. Senaryoya göre evren daha önceki bir kozmik evrenin çöküşünden sonra yeniden genişlemeye başlıyor. Yani tek seferlik bir başlangıç yerine ardışık daralma genişleme döngüleri var. Bu çerçevede önerilen kuantum bellek matrisi QMM uzay zamanın Planck ölçeğinde hücreler gibi düşünülebileceğini ve bu hücrelerin kuantum bilgi depoladığını söylüyor. Bu bir bilgisayar diski gibi dosya saklamak değil. Daha çok imprint, izlenim entropisi denilen kalıcı bir bilgi izi. Önceki döngüde yazılan bu bilgi, sıçramadan hemen sonra uzay zamanda bilgi kuyuları oluşturuyor. Bu kuyular yerel çekimi biraz daha güçlendirerek evren henüz çok gençken ilksel kara deliklerin PBH oluşmasına zemin hazırlıyor. PBH nedir? Yıldızlardan çok önce evrenin ilk anlarında oluşmuş küçük kara deliklerdir. Uzun süredir karanlık madde için güçlü adaylardan biri olarak görülürler. QMM yaklaşımı bilgi dağılımındaki pürüzlerin çekim çukurlarına dönüşebileceğini ve bunun da PBH üretimini doğal kılabileceğini öne sürüyor. En güzel yanı bu sadece güzel bir hikaye değil, test edilebilir. Model birkaç net imza öngörüyor. Kozmik mikrodalga art alan ışığının tayfında erken evrendeki küçük ölçekli güç artışından doğan çok küçük sapmalar. Evreni kat eden çok düşük frekanslı kütle çekim dalgalarının PBH birleşmelerinden beklenen bir arka plan üretmesi. PBH'lar bir yıldızın önünden geçerken yıldız ışığını kısa süreliğine büyütür. Geniş alan taramaları bu ışık eğrisi parlamalarını yakalayabilir. Gelecek yıllarda kara delik birleşme kataloglarında PBH'lara özgü kütle ve oran desenleri aranabilir. Ekip ayrıca QMM evreninin zamanını saymanın bir yolunu da tarif ediyor. Her sıçrama matrise yeni bir bilgi izi ekler. Bu bir tür entropi kronometresi gibi çalışır. Gözlemlerle kozmik mikrodalga fon ışınımı, büyük ölçekli yapı ve bunun gibi kalibre edildiğinde evrenin birkaç döngü tamamlamış olabileceğini ve birkaç döngü daha yaşayacağını öne sürüyorlar. İlginç bir sonuç da şu. Tüm döngüler toplandığında kümülatif kozmik yaş alıştığımız 13.8 milyar yıldan çok daha uzun çıkabilir. Bu bugünkü evrenin Lambda CDM standart model resmiyle çelişmek zorunda değil. Daha çok arka planda işleyen başka bir saat gibi düşün. Kritik noktalar sıçrama fiziğinin ayrıntıları, bilgi geometri bağının gücü ve PBH oluşumu için gereken ışıkların gerçekten geçilip geçilemeyeceği. Kısacası QMM, bilgi kalır, geometri yönlendirir önermesiyle kozmik döngüler, kara delik oluşumu ve karanlık maddeyi tek bir bilgi ilkesi altında birleştirmeye çalışıyor. Önümüzdeki birkaç yıl kozmik mikrodalga arka fon ışınımı ve kütle çekim dalgası verileriyle mikro merceklenme kayıtlarının artması sayesinde bu tablo netleşecek.